Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne sahip olurken film otoritelerinden büyük övgü aldı. İzliyoruz. Büyük gurur. Merve Dizdar, Cannes'da en iyi kadın oyuncu seçildi. The performance for best actress goes to Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Dünya, Merve Dizdar'ı ve Nuray'ı konuşuyor. Dün bir gece uyurken bir hayal, yani belki alabilir miyim diye düşünürken ufak bir yazı yazdım. Onu okumak istiyorum izninizle. Hier, je pensais et je rêvais si je pouvais remporter ou non ce prix et j'avais préparé un petit discours. J'aimerais vous le lire. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmiyle ödül alan Merve Dizdar, heyecan dolu ödül konuşmasında neler söyledi? Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasına adını yazdıran Merve Dizdar, dün gece yeteneğini tüm dünyaya kanıtladı ve Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. The performance for best actress goes to Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde Nuray karakterine hayat verdi Merve Dizdar. Filmin premieri Cannes'da yapıldı. Merve Dizdar film ekibiyle birlikte kırmızı halıda yürürken çok heyecanlıydı. Deniz Celiloğlu, les actrices Merve Dizdar, Bu heyecanı yaşadıktan sonra İstanbul'a döndü Merve Dizdar. Yaşadıklarını mikrofonlarla paylaştı bu sözlerle. Bu Nuri Bilge Ceylan yani hep her yaptığı işte zaten böyle çok önemli bir yönetmen ülkemiz için, dünya için. Biz de onun sayesinde böyle bir şey gördük ve herkes çok mutlu oldu. Mütevazıydı sözlerinde ama otoriteler ayakta alkışlanan performansı için ödüle göz kırptığını söylüyordu. Direktör foto comme Kursat İrezim, Ogay Atabas qui est au monde présenter les artistes réunis à côté de moi. Directeur photo comme Kursat İrezim, Ogay Atabas. İkinci kez Cannes'da kırmızı halıya bu kez ödül töreni için çıktı Merve Dizdar. Ve işte en iyi kadın oyuncu ödülünün açıklandığı o anlar. İsmini duyduğu anda yüzündeki şaşkınlık ifadesi görülmeye değer. The performance for best actress goes to Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Onu ilk tebrik eden yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve rol arkadaşı Deniz Celiloğlu oluyor. Ve Merve Dizdar'ın ödül konuşması. Bakın filmdeki karakteri Nuray ve ödül heyecanıyla ilgili neler söylüyor Merve Dizdar. Dün bir gece uyurken bir hayal yani belki alabilir miyim diye düşünürken ufak bir yazı yazdım. Onu okumak istiyorum izninizle. Je pensais et je rêvais si je pouvais remporter ou non ce prix et j'avais préparé un petit discours. J'aimerais vous le lire. Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim. Ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeye gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum. Merve Dizdar ödül gecesi sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi. Heyecanlıyım, şaşkınım, her şey bir arada yaşanıyor. Yani birkaç duyguyu iç içe yaşıyor gibiyim. Je vais très bien, je suis très surprise, donc c'est un mélange d'émotions. Vous avez dédié votre prix à toutes les femmes. Ça vous est venu comme ça, vous l'aviez écrit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dire ça? Ülkeme bir kere böyle bir ödülle döndüğüm için çok mutluyum. Kendimle belki de ilk defa bu şekilde gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir şey bizim için. Dün belki de işte umut etmek bence çok önemli. Dün ya alırsam diye böyle bir yazı yazmak istedim ve tüm kadınlar biz mücadele için çok savaşıyoruz ve çok iyi şeyler hak ediyoruz. O yüzden hepimize armağan etmek istedim. Alors d'abord je suis très heureuse de rentrer dans mon pays avec ce prix qui m'a été décerné. Je suis fière. Et hier, je réfléchissais, je me disais pourquoi pas et c'était un espoir que j'avais et c'est pour ça que j'ai rédigé ces quelques mots et dédié ce prix à toutes les femmes parce que c'est très difficile d'être femme dans ce monde et c'est pour ça que les femmes méritent et j'ai dédié ce prix aux femmes. C'est qui la première personne à qui vous avez pensé quand vous avez reçu ce prix? Ailem. Yes, evet çünkü onlar benden daha mutlu ve yani her anımızı bildikleri için onlar ve ülkem tabii ki. Ma famille, bien sûr, parce que ils sont heureux pour moi et mon pays, tous les gens, tous les Turcs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Daha önce Yılmaz Güney, Fatih Akın ve Nuri Bilge Ceylan'ın senaryo yazarı ve yönetmen olarak aldığı Cannes'daki büyük ödüle oyuncu olarak ulaşan ilk Türk oldu Merve Dizdar. Sevincine ortak oluyor ve onunla gurur duyduğumuzu belirtiyoruz. Tebrikler Merve Dizdar. C'est bien la première comédienne turque à s'imposer dans cette catégorie. Dans les arts de sèche, en incarne une enseignante militante de gauche, revenue vivre chez ses parents en Anatolie après avoir perdu une jambe dans un attentat et dont les deux autres protagonistes, principaux du film, prof et aussi, tombent amoureux. Le film sortira le 12 juillet.